Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobil 18'de yeni yüzgen oyuncularla ilgili bir konsept dizayn izleyeceğiz. Ve bu konsept dizayn Hometown Homies etkinliği yani geliyor. EA Sports da 2 gün önce bunun hakkında paylaşım yapmış ve şimdi de konsept dizayn videosu gördüm. Ve bunu sizlerle beraber paylaşmak istedim. Sizler de bu tarz videoları seviyorsunuz, istiyorsunuz bilgilenmek falan. Ben de sizi bu videoda anlatacağım da. Ve dizaynları da beğendik mi beğenmedik mi yazacağız. Ve bu videoda yorumlar arkadaşlar videoların ortasında ve en beğendiğiniz dizaynları yazın. Onların da hani gördüklerime, yorumları okurken gördüklerimin çoğuna kalp koyacağım yani. En beğendiğiniz şeyi yoruma yazabilirsiniz. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olabilirsiniz. Evet. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar ve like atın. En önemlisi like atmak. 3000 beğeniyi geçelim bu videoda. Hadi bakalım, benim hedefim 3000 beğeni. Siz benim hedefimi 5000 de yapabilirsiniz. Çekilişe çok az kaldı. Son 2 gün efsane videolar geliyor. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz şimdi sizlerle birlikte. Homie Player Trophy gelmiş yani. Orada Home Player kupası var ve yüzgenlik oyuncuyu çıkarmak şansa çıkıyor sadece. 1000 FIFA point vererek çıkartılabiliyor. Tabi bunlar konsept dizayn olduğu için %100 olan bir durum değil. Ancak çıkar mı? Çıkar yani, belli olmaz ve muhteşem duruyor. Gerçekten abi, şu alttaki kartları görürseniz en beğendiğiniz kartı yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın dediğim gibi. Ve like'larınızı da aynı zamanda atın ki yorumlarınız daha çok üste çıksın ve ben de size kalp koyabileyim yani. 3-4-3 dizilişini gösterdi kendisinin ana ekran ve burada Hometown Homies etkinliği geldi. Zaten abi şu an 3 Nisan'dayız, evet. Neyse, Hometown Homies etkinliğinde gerçekten muhteşem bir video. Bu arada şu an 3 Nisan'da değiliz, 5 Nisan'da Feranız. Firmino, yani hatırlamıyorum kaç Nisan'da olduğumuzu, bakamadım. Yüzlük Striker arkadaşlar, bu ST stoper olan değil, Striker yani santrafor olan efsane bir kart bu arada. Açıklamasını yapamadım. İngilizce'de ST santrafor demek. Yani bizde de santrafor. Ha neyse. Onların stoperi CB olduğu için, karışmadığı için orada SNT yazmıyor. Öyle de açıklamasını yapayım yani. Hadi bakalım. Hometown Homies etkinliğindeyiz. Bakalım neler olacak. Yani o Firmino'nun en ileri uçtaki kartı demek istedim. Yüzgenlik oyuncuya aldığımız kartı görüyorsunuz ve mesaj gelip duruyor. Gerçekten şu an çok sinir oldum tam videoda gelmesine. Ben normalde sessizde olur telefonum, ancak değil de. Yüzgenlik harika bir kart. Yani bu oyuncuyu ben abi, düşsenize. Paket açıyorsunuz ve paket yani garanti yüzgen çıkacak. Muhteşem değil mi ya? Gerçekten harika. Antrenman ismileri de olacakmış. Beceri geliştiricileri de olacak. Yani şu anki önümüzde bulunan etkinliğe benziyor bu aslında. Hani ben tam para yatırdığım zamana böyle bir etkinlik denk gelmesi gerçekten çok güzel olur. Umarım yakın bir zamanda gelir bu etkinlik. Dediğim gibi kesin bir durum yok, ancak gelir mi gelir bilmiyorum. Kesin bir durum da olabilir çünkü 2 gün önce EA Sports bunun hakkında paylaşım yapmış ve benim de başka bir bilgim yok. Ancak belki de kesin bir durum olabilir. Bu arada ekranda reklam çıktı, hemen kapatalım reklamı. Evet abi, gerçekten muhteşem. Ve burada da başka bir etkinlik var, başka bir stili var. Bu da mücadeleler tarzında gibi ama etkinlik, yani mücadele tarzında gibi bir şey ama bir etkinlik. Ve güzel abi, bayağı ödüllü yani. 2 tane şey oynuyorsun, 3 tane ödül açıyorsun. 2 antrenman yani, bu kadar da basit olmaz kardeşim, kusura bakma. 2 strawberry kardeşim lütfen. Bu arada videolarını izliyorum, çok sağ ol. Hiçbir şey telif melif yemedim şimdiye kadar. Zaten daha önceden sohbet ettik yorumlarda falan, o yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, sıkıntı yaşamıyoruz. Yüzgenlik Courtois kaleci. Abi yüzgenlik oyuncu ne ya? Benim anlamadığım şey o, yüzgen. Şu oyunda şu ana kadar yüzgenlik oyuncu çıkmadı. Oyunun en iyi kartı olacak direkt. Düşünsenize. Hani rating bakımından en iyi kartı olacak. Altın biletle alınabiliyor bu arada. Altın bilet. İşte arkadaşlar, altın bilet bunun için lazım. Büyük bir ihtimal 7 gün sonra falan da gelebilir bu etkinlik. Altın bilet çıkartabilirsem eğer 7 gün içinde bu oyuncuları alabileceğim. Gerçekten abi efsane olur. Muhteşem olur ama altın bilet işte çıkmaz. Zor çıkar. Belki çıkartırım. 2 kere falan daha deneme şansım olacak galiba. 1 ya da 2 kere. Sürekli oynarsam belki 2 olabilir. Neyse. 1000 points Hometown Homies 100 overall player. Yani yüzgen oyuncu gerçekten muhteşem. Ve altta Carrasco'nun sol orta saha kartı, Cipriani'nin CM kartı, Marcelo'nun sol bek kartı falan gerçekten çok harika duruyor. Gerçekten muhteşem. Etkinliklerde ikinci yarıdan başlıyoruz ve yüzgenlik Hometown Homies takımına karşı oynayacakmışız. Öyle gösteriyor. Yaklaştırmayı falan güzel yapmış. Gerçekten abi bu adam designer ve harika yapıyor. Gerçekten abi bunları tek tek dizaynlamak baya zor, baya uzun sürer. Hani EA Sports belki işe, büyük bir ihtimalle işe almamıştır. Hani işin EA Sports'ta çalışmıyordur bu kişi. Ama eğer EA Sports'ta çalışmayı hak eden bir insan,
diyebilirim. Hak ediyor yani, güzel dizaynlar yapıyor. Bunlarla tek tek uğraşmakta ama izlenmelerini de alıyor bu aralar. Güzel izleniyor yani, tebrik ediyorum onu da. Gerçekten bazı videoları gerçekten gayet güzel izleniyor, muhteşem. Hadi bakalım abi. It is Strawberry kanalı arkadaşlar, siz de oraya gidip bakabilirsiniz. Company, Glick, Kimi, evet ilk beşli defans yani Team of the Year gibi. Ama bunun adı Hometown Homies etkinliği arkadaşlar. Courtois var, Glick, Company, Marcelo, Kimi. Courtois yerine De Gea falan da olabilir, gayet güzel olabilir yani. Hani her türlü detayıyla beraber incelemiş, yapmış, gerçekten muhteşem bence. Gerçekten harika ya. Ben çok sevdim. Çok söyledim harika, muhteşem diye ama bu adamın yaptığı, ben her şeyi beğeniyorum arkadaşlar. Size öyle diyeyim. Ben bu adam ne yaparsa beğeniyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Harika, muhteşem. Hadi bakalım. Evet, orta sahalar 2 tane CM, 1 RM, 1 LM. Büyük bir ihtimal 4-4-2 tarzında olabilir. 4-4-1-1 olabilir. Bilmiyorum. Pogba, Cyprian muhteşem duruyor. Shaqiri, Carrasco. Abi ben Shaqiri'yi sevmiyorum. Yani bana itici geliyor. Neden mi? Çünkü gerçek halin değil bu arada. Geçen sene Shaqiri kartı, bunun özel ülkeler arası bir kartı vardı, ülkelerle yapılan bilen, hatta 90 gen bir yıl almıştım ben, onu hatırlıyorsanız. Abi bir adam bu kadar mı ucuz olur? 88'lik kart ama bayağı bir kötüydü. Ve şimdi de sırada Higuain ve Firmino var. Firmino mu Firmino mu nasıl diyorsanız. Gerçekten bu kartta muhteşem durmuyor mu sizce de? Gerçekten harika. Bu arada 100.000 abone olduk, hala onun sevincindeyim ya. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. 100.000 abone olduktan sonra desteğiniz hayli hayli arttı gerçekten. 100.000 abone olmadan böyle destekleseydiniz daha çabuk olurduk. Ancak sağlık olsun, siz like'larınızı atmadıysanız atın yani. Gerçekten çok büyük destek oluyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ediyorum abi. Böyle devam edersek çok büyük aile olacağız. Her şeyimiz gelişecek. Mikrofon, kamera, bütün çekilişleri yapmaya çalışacağız. Yeni, hatta sponsorlar bile yazabilir çekiliş yapmak için falan. Sponsorlarla çekiliş yaparsak daha fazla da şey verilebilir. Bu arada güzel olur. Ve abi artık e-sports. Artık tamam, beni sevmiyorsunuz biliyorum. Tamam, anlıyorum ama... Abi şu paket açılımlarını niye getiremiyorsunuz mobile ya? Çok zor bir şey değil abi. Yanlardan iki tane şey inecek, sonra oyuncu yukarıdan insin. Bir animasyonla bir şekilde gelsin yani. Hani bunu EA Sports'a ulaştırmanın nasıl bir yolu olabilir? Abi gerçekten abi muhteşem. Muhteşem değil mi? Şunlara bakın abi. Glick geldi mesela abi. Kim olursa olsun hani 70'lik yani 85 üstü oyuncularda mesela böyle yanlardan şeyler insin. Oyuncular dolansın gelsin. Hani bu gerçekten çok istenilen bir şey. Yani sizin aranızda istemeyen vardır belki ama bence güzel abi. Paket açmak uzun sürsün. Bak 10 saniye falan daha uzun sürsün. Hiç sıkıntı değil. Zaten bir acelemiz yok. Biz paket açmayı zaten genelde zevk için açıyoruz. Ve lütfen paket açma animasyonları daha da güzelleşsin ya. Lütfen. Ve yavaş yavaş gelsin oyuncular. Önce kartın dizaynı, arka planı, sonra oyuncunun takımı falan. O tarz gelsin. Ya da önce mevkisi falan. Daha önceden FIFA'da olan şeyler, FIFA'nın konsol sürümünde olan şeyler yani daha önceden olan şeyler derken FIFA'nın konsol sürümünde olan şeyler bunlar. Böyle daha güzel abi, bence bu şekilde daha iyi, ben öyle düşünüyorum. Kimmich 100 gen sağ bek gerçekten muhteşem duruyor, bu da Bayern Münihli Kimmich. Ya ve EA Sports bu paket açılımını yapsa mesela canlı yayınlarda çok daha iyi canlı olur. Normal videolarda da çok daha iyi canlı olur. Ayrıyeten abi oyuncu sayısı artar. Neden mi? Çünkü abi güzel olan şeyde her zaman bir artış olur ya. Higuain. Mesela arkadaşlar EA Sports, FIFA Mobile. FIFA Mobile 18'in şu anda Türkiye'de oynanmasının bir kısmını, %5'lik falan da olsa bir kısmını benden sağlıyor. Neden? YouTube'da bir kanalım var ve izleniyorum. Diğer YouTube kanallarından da sağlanıyor ama ilk ben başladığım için, hani ilk şu anda video çekenlerden ilk ben başladım. FIFA 2015'ten beri çekiyorum. Farklı kanallarda olsun falan. Hani yani... Biz videolarımızda yani YouTuber'lar videolarında bu şekilde paket açılımları görülürse daha güzel oyun gelişmiş bak falan diye oyunu indirenler olur. Yani bu şekilde oynayıcı sayısı da artar. Neden yapılmıyor bilmiyorum ama hani paketler böyle gelirse FIFA 19'da en azından ya da 20'ye kadar falan bir gelirse bence süper olur. Ben gerçekten bunu çok istiyorum. Olur mu olmaz mı? Bence olmaz. Ama olursa çok seviniriz ve umarım olur. Hani gerçekten bayağı güzel olur. Evet, Cyprian, Yuzyans. Center midfielder yani center midfielder merkez orta saha demek. Ve son sırada Courtois var, yüzgenlik abi. Ben Courtois'u çok seven bir nedense abi. Hani bana birisi bu arada şey yazmış. Bu adamın videoları çok kaliteli ama ben bu adamı sevmiyorum. Abi bu nasıl bir yorum? Çok iyi videoları var ama ben bu adamı sevmiyorum demiş. Neden, ne yaptım sana yazdım? Adam şey yazdı. Ne yazmıştı abi, bir dakika, siz dizaynı izlerken benim aklıma gelsin ha. Bilmiyorum ama sevmiyorum işte yazdı.
Hani bir şey yapmış olsam söylesin ama abi bir insanı hiçbir şey yapmadan hele hele tanımıyorsanız hani videolarını beğenmeyip YouTube kanalını izlemezsiniz. Hiç izlemeyin beğenmediğiniz kanalları. Yani girip dislike atmak saçma bir durum. Hani girip dislike atarsanız onun izlenme sayısını zaten arttırmış oluyorsunuz. Girip dislike atmak yararı var onun. Hani girip dislike atmanın bile yararı var. Hiçbir şey yapmasanız daha iyi. Ama girdiyseniz, izlediyseniz zaten o ondan hani izlenme sayısı sayesinde kazancı oldu. Hani daha çok izlenir. Daha çok önerilir. İzlendikçe daha çok önerilir. Böyle bir durum var yani YouTube'da arkadaşlar. Neyse bu kadardı galiba. Dizayn şöyle ileri alalım. Bu kadardı video arkadaşlar. Gerçekten anlattığım şeyleri umarım anlamışsınızdır. EA Sports öneriler yaptım. Ne kadar dinler, ne kadar videomu izliyorlar bilmiyorum. İzlemiyorlardır zaten. Çok da seven insanlar değiller. Burada videonun sonuna geldik. Kulaklığı çıkartayım. Ve kulaklığı çıkartınca sanki birazcık sesli konuşuyormuşum gibi geldi. Ancak herhalde öyle değildir ya. Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak muhteşem ötesi bir video gidebilirsiniz. Evet. Gerçekten çok güzel video. Hadi gidin abi. Hadi bay bay.